Sayın seyirciler iyi günler. Dün yani 25 Mart Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Ankara'da ziyarette bulundu. Wang Yi Türkiye'den önce Suudi Arabistan'a geldi. Wang Yi 24 Mart günü Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunda konuştu ve bu konuşmasında daha yakında Birleşmiş Milletler'de 21 Arap ülkesi Şincan konusunda hiç tereddüt etmeden Çin'i destekledi. Biz bu ülkelerden hepsine teşekkür ediyoruz dedi. Yani Şincan Doğu Türkistan'dır. 3 senedin biri Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi tarafından yürütülen toplu katliam, soykırım tüm dünyaya ayağa kaldırırken 21 Arap ülkesinin Çin tarafta yer aldığı ve Çin'in soykırımını yani desteklediği için Wang Yi El Arabiya televizyonunda bu 21 Arap Müslüman ülkesine teşekkür etti. Bunu Türk toplumunun bilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Çünkü Dev Birleşmiş Milletler'de 21 Arap ülkesi Çin'in Uygur Müslüman Türklerini katliam etmesinde soykırım yapmasında, bu insanlık dışı suçlu işlemesinde destekçi olurken, Birleşmiş Milletler'de açık seçik Çin'le desteklerken, del o günlerde 30 Batı ülkesi, Avrupa, Amerika, Kanada gibi 30 ülke Çin'in Doğu Türkistan'da yurtdaki soykırım cinayetine karşı ambargo uyguladı ve soykırımı yöneten dört Çinli yönetişine karşı yaptırım uyguladı. Türk toplumunun bunu da bilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Suudi Arabistan'dan sonra Wang Yi Türkiye'ye geldi. Elbette amacı belliydi. Gene de terörizmden söz etti. Doğu Türkistan'daki Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar. Oradaki Türk, Müslüman toplumu Çin'in nezdinde teröristtir. Millet toplu halde terörist olarak nitelendirdiği için bu yüzden toplu katliama tabi tutulmaktadır. Bu soykırım 2017 Ocak'tan başladı. 2017 Ağustos 3 Ağustos'ta Çin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Pekin'e devlet etti ve Pekin'de Wang Yi ile buluştu. Hala Çin Dışişleri Bakanı internet sitesinde Çavuşoğlu'nun Wang Yi'nin ne konuştuğu orada yazılı. Doğu Türkistan'da Türözüm'e karşı yürüttüğü tüm siyasetlerini Türkiye'nin şartsız desteklediği yazıyor ve Wang Yi Türkiye'ye orada da teşekkür ediyor. Yani o Ağustos ayında 1 milyon Uygur Kazak, Kırgız ve diğer Türk toplumu bilhassa gençler, aydınlar, 1 milyon insan toplumu kamplarında acı çıkıyordu ve yüz binlerce kişi çoktan toprak altına gömülmüştü. 17 Mayıs 2019'da Türkiye Dışişleri Bakanı yardımcısı Sedat Ünal yine Van tarafından Kabul edildiği Çin Dışişleri Bakanı internet sitesinde yazılı. Orada da yani Sayın Ünal'ın Çin'in Doğu Türkistan'da yürüttüğü terörizme karşı tüm siyasetlerini Türkiye'nin desteklediğini yazıyor. Yani gerçekten Çavuşoğlu ve Sadat Ünal Öyle dedi mi biz bilmiyoruz. Ama Çin'in internet sitesinde hala bu kelimeler duruyor. Yani elbette Doğu Türkistan için, Uygur toplumu için başka ülkelerin Çin'i desteklemesi çok önemli değil. Uygurların umurunda bile değil. Ama Allah'ın kalsa yeryüzünde kardeş bildiği sahip bizi sahip çıkacak dediği Türkiye'ye büyük ümit bağlıyor. Çin Uygur toplumunun Türkiye'den ümidini kesmek için, umutsuzluğu mahkum etmek için hep bunu kullandı. Doğu Türkistan'da televizyonda defalarca yayınladı. Kamplarda, cezaevlerinde, köle çalıştırma fabrikalarında acı çeken anneler, babalar, kızlar, erkekler, çocuklar hepsi çok çok üzüldü. Çünkü Çin onlara manevi ve fiziki işkence yapıyor. Çünkü o düşman onu yapıyor, öldürüyor, her şey yapıyor. Ama Türkiye'nin Çinli desteklemesi bu kelimelerin orada televizyonda onlara gösterilmesi çok ağırını gitti. 2020 15 Ocak'ta Munich toplantısında Wang Yi gene Sayın Çavuşoğlu'la görüştü. Elbette orada Sayın Çavuşoğlu Uygur meselesini yani Wang Yi'ye ilettiğini basından öğrendik. Ancak Çinliler gene de Türkiye Doğu Türkistan'da yaptığı toplu katliamını Türkiye'nin desteklediğini propaganda yaptı. Hala bu propagandaları Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yani Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde duruyor. Ondan başka 14 Aralık gene Wang Yi ile e, Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi olduğu Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı ve bunu da gene Türkiye'nin hiç tereddütsüz Çin'in Doğu Türkistan'da yürüttüğü zulüme aşırılıkka, dinçiliğe karşı savaşı desteklediği orada propagandası duruyor ve bunu da Doğu Türkistan'da büyük propaganda olarak kullandı. Bu defada da gene de Türkiye sizin değil bizim kardeşimiz. Sizin dostunuz değil bizim dostumuz diye bu propagandayı hala yürütüyor. Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilere normal ticari ilişkilere Doğu Türksal'la karşı değil. Ama oradaki ticaret oranı yani ticaret derken zaten Türkiye ile Çin arasındaki ticarette hep Türkiye büyük miktarda cari açık veriyor. 2019'daki Çin-Türkiye toplam ticareti 20 milyar dolar. Çin'in Türkiye'ye sattığı mal 18.3 milyar dolar. Türkiye'nin 2.5 milyar dolar civarında. Çin'le olan ticarette yıllardan beri, ta 1980'lerden beri, yani 89, biraz 90'lardan sonra Türkiye hep Çin'e açık veriyor, cari açık, büyük miktarda cari açık veriyor. Türkiye'de enflasyon işsizlikten asıl kaynağının biri Çin'dir. Ama Çin nasılsa bir sihirbaz gibi Türkiye'yi kendine bağlayıp duruyor. Şimdi bu defada da gene bir yol bir kuşak konusu gündeme geldi. Çin bir yol bir kuşak uğruna Doğu Türkistan'daki tüm Türklere soykırımı tabi tuttu. Onları tamamen bu topraklardan silip süpüreceğiz diye katliam uyguladı. Toplu katliam yaptı. Sadece bir yol, bir kuşak. Ama böyle bir yol, böyle bir kuşak Türkiye'de hiçbir zaman hayırlı olmaz. Orada Doğu Türkistan'da bu toprakların sahibi olan Uygur Türkleri, Kazak Türkleri ve diğer Türk Müslüman toplumlar mevcut iken onlar hak hukukunu eline almadan bu bir yol bir kuşak hiçbir zaman güvence altına alınamaz. Bunu Türkiye'deki Anadolu insanı, kardeş Anadolu insanı bilmesi lazım. Çünkü biz yeryüzüden bir toplum, bir Türk toplumu, bir Müslüman toplumu yok olma pahasına böyle bir bir yol, bir kuşak, böyle bir demir demir yolu gerçekleşemez. Wang Yi yani Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi aşı konusunda gene kendi propagandasını yaptı. Çinliler Türkiye'ye aşı veriyor. Şu anda Çin'in aşısını kullanan Brezilya, Filipinler, Sırbistan bu ülkelerde bu Çin virüsü, koronavirüsü patlamış durumda. Daha misli aşı yapılıyor, daha da patlıyor, daha genişliyor. Bunun serine Çin kendi aşısını dünyaya pazarlamak için birçok ülkenin medyasına rüşvet vererek bazı gazetecilerini satın alarak propaganda yaptı. Ama sonuç ne oldu? Şu 18 Mart daha yakın geçen hafta 18 Mart'ta Pakistan'ın başbakanı Imran Khan Çin'in aşısını yaptırdı. Aynen 20'si pozitif çıktı. Yine korina. Aynen 22'si gene kontrol etti gene pozitif. Neden böyle diye? Çünkü Çin Pakistan'a çok aşı verdi. Herkes e, aşı yaptırdı. Bir de başbakan da aşı yaptırdı. Oradaki tüp alımları bu Çin aşısını laboratuvarda kontrol etti etki alanı yani etkisi yüzde on olduğunu Pakistan yani tip alımları açıkladı. Yüzde on Bu yüzden hiçbir etkisi yok. Başbakan İmran Han bile aşını yaptırıyor. Gene Kore'yle. Gene Çin diyoruz. Yani bu basında yayınlandı. Yani Çin'in aşısı etkisi bu kadar. Bu yüzden Çin aşısı giden ülkelerde bu korina patlıyor. Çin ne yaptı? Çin bu korina virüsünü Wuhan'dan tüm dünyaya ihraç etti. Tüm ülkeleri bulaştırdı. İki dünya savaşının daha fazla zarar vurdu dünyaya. Türkiye'ye de öyle. Ondan sonra ne yaptı? Ondan sonra aşı yaptı. Korina aşısı diye ve medikal ürünlerini, aşıları, ilaçları piyasaya sürdü. Dünyanın piyasasını sürdü. Hem Korina ile tüm dünyanın paralıç hala ekonomi çalışmasalı getirdi. Ondan sonra kendi aşılarını ihraç etti. Hem Korinayı ihraç etti, hem aşılarını, medikal ürünlerini ihraç etti. Bir taşta iş kokuş. Çin hep kazandı. Bir de Müslüman ülkeler arasında karakaşa çıkararak Amerika'nın Orta Doğu batağına Batırıp kendisi zaman kazanmak istiyor. Şimdi Türkiye'den sonra İran'a gitti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi. Orada ruhani kabul etti ve büyük projeler konuştu. Zaten Çin'in büyük projeler var. İran petrol doğan gazının yüzde 45'i Çin şirketlerinin elinde. Aşkabat'tan Bender Abbas'a kadar. Hani Bender Abbas bu e, Dubai'nin karşısındaki İran'ın liman şehrine kadar demir yolu Çinliler yapıyor ve tüm yatırımları yani kredi Çin'den. Onundan başka Çin İran'a silah teknolojisi veriyor. güçlü türlü silah veriyor. Silahlandırıyor. Ve İran'la Suudi so Arabistan'la savaştırmak istiyor. Amerika'nın da bu savaştan içine çekmek istiyor. Hem bir elinde Suudi so Arabistan'ı tutuyor, bir elinde İran'ı tutuyor. Hani İran'ı tuttuğu gerçek. Çin yani Amerika'nı kendisinden uzak tutmak Zaman kazanmak için, Müslüman ülkeler arasında kara yaratmak için sinsiçe planları var. Ama buradaki toplumlar Çin'in bu sinsi planlarından habersiz. Türkiye'ye Çin yatırım yatırıyor diyoruz. Şu Güney, Kıbrıs, Rum kesimine yatırdığı yatırım, Türkiye'den kaç misli fazla? Türkiye'deki ekonomistler, gazeteciler, araştırmışlar bir baksınlar. Görecekler. Şu küçücük Rum kesimine yatırdığı yatırım verdiği kredi ne kadar? Türkiye'de yatır, Türkiye'ye yatırdığı yatırım ne kadar? Bunu da anlayacaklar. Yatırımın nereye yapıyor? İran'a yatırdığı yatırımla Türkiye'de yatırdığı yatırım, İran İran'a 10 misli, 20 misli, 50 misli fazla yatırım yapıyor. Karşılaştırsın. Şu Gürcistan'a yatırdığı yatırımlarla karşılaştırırsın. Hani Türkiye'ye ne kadar yatırım yatırmış Çin? Ne kadar para getirmiş? Çin Türkiye'ni oyalıyor yani gerçek öyle konuşulduğu gibi değil ama arada Uygur toplumu Doğu Türkistan halkı bedeli ödüyor. Büyük bedel ödüyor. Hayatıyla ödüyor. Çocuklar, anneler, babalar. Şurada İstanbul'dan Ankara'ya kadar kaç on anneler yürerek Ankara'ya gitti. Şu günlerde, şu soğuk günlerde çocuklarımız nerede? 3-4 senedir bir göremiyoruz. Onlar hayat mı? Öldü mü? Onun cevabını ver diye. Onlar sokakta çıkarılmıyor. Onların, onlara kimse destek vermiyor. Onlar Türk vatandaşı birçok Bu Wang Yi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Ankara'ya gelmişken onundan sorulacak sorulardı. Çin büyük elçileri, İstanbul'daki konsulları bunlar yalan söylüyor diyor. Hiç utanmadan. Çünkü Çin Komünist Partisi dünyadaki en büyük yalan makinesi. Hiç utanmaz. Bu kadar insan 20-30 bin aile Türkiye'deki eğer çocukları hayattıysa aile azarları üyeleri hayattıysa neden benim aile Annem nerede, babam nerede, çocuğum nerede diye sokaklarda gezsin. 2016-2015'te öyle şey var mıydı? Çene vizi için gidiyordu konsullara. Bugün neden böyle? Orada hayat normal diyor. Telefon yaşamıyor. Mesaj çekenmiyor. Haber dişemiyor. Tamamen yasak. Yurt dışındakilerle doğdursan içindekilerle alaka, telefon alakası. Tamamen yasak. Girmek yasak, çıkmak yasak içeride. Tüm dünya gördü güçün. O Doğu Türkistan'ın içinde bu kadar katliam 21. yüzyılda bu kadar büyük toplu katliam ceryan ettik için 30 ülke geçen hafta, yani aynı 20 kişi Çin'in bu katliamını gerçekleştiren, emir veren 4 çinli yönetişi Doğu Türkistan'daki yaptırım uyguladığını açıkladı. Hemen daha dün Avustralya, Yeni Zelanda bu ülkelere katıldı. Aynı yaptırımı bunlar da uyguladı. Şimdi 32 ülke Çin'e karşı sadece Doğu Türkistan'da yaptığı katliama karşı Toplu katliama karşı. Soykırıma karşı. Bir sebep oldu. Birlik oldu. Kuzey Amerika, tüm Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda. Bunlar Müslüman değil. Ama Müslümanlar Çin tarafta. Öldürün bunları diyor. Daha ayının 24'ü. Şu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi El Arabiya televizyonunda konuşarak Doğu Türkistan'da yaptığı katliamı desteklediği 21 Arap ülkesine teşekkür etti burada. Allah büyüktür. Her şeyini gören Allah'dır. Uygurlar Müslüman Uygurlar Türk. Biz Müslüman ülkelerini sıkıntıya sokmak için Çin'den karşısında Müslüman biz demiyoruz. Allah biz Müslüman olarak yarattığı için biz Müslüman diyoruz. Biz Türkiye'ni Çin'in karşısında diplomatik sıkıntı sokmak için biz Türk'üz demiyoruz. Doğu Türk sallallar. Allah Türk olarak yarattığı için Türk diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a.